bugün karışımlarla ilgili, karışımın iki ünitesiyle ilgili biraz karışık soru çözeceğiz. 0,25 molar alüminyum sülfat çözeltisinde iyonik şiddet kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar iyonik şiddet denildiğinde ilk başta elinizde bulunan tuzun iyonlaştırılması gerekiyordu. Yani alüminyum sülfatı ben iyonlaştırıyorum önce. Alüminyum iyonu ve sülfat kökünü ayırdım. Şimdi arkadaşlar bana dedi ki 0,25 molar bundan var. Katsayısı 1 olandan 0,25 varsa alüminyumdan 0,5 molar olarak elimde bulunur. Sülfat kökündense 0,75 molar olarak elimde bulunacak. Şimdi arkadaşlar iyonik şiddetin formülü şuydu. İyonik şiddet eşittir. 1 bölü 2 diyordum. Sonra çarpı diyordum. Elimde bulunan ilk iyonun derişimi çarpı iyon yükünün karesi yani 3'ün karesi artı dedim. İkinci iyon derişimi çarpı diyorum iyon yükünün karesi. Arkadaşlar buradan da yaptığımızda 3,75 olarak iyonik şiddeti buluyoruz. Burada lütfen şu hatayı yapmayalım. 0,75 ile 0,5'i toplayıp iyon şiddetimiz 1,25'tir demeyelim arkadaşlar. O toplam iyon derişimidir. İyonik şiddet diyorsa muhakkak formülü yerine yazmamız gerekiyor. Şimdi örneğimize bakalım. Diyor ki yukarıda verilen çözeltiler sabit sıcaklıkta büyük bir kapta karıştırılıyor. Arkadaşlar kapta karıştırılıyorsa başlangıçta bunun hacmi 100 mililitreydi, bunun hacmi 100 mililitreydi. O zaman son durumda bu her ikisi bir kapta karıştırıldığına göre hacmimiz 200 mililitreye çıktı. O zaman hacim iki katına mı çıktı? Molarite eşittir N bölü V. Bakın hacmim 100 de 200 oldu. Yani hacmim iki katına çıktı. O zaman her birinin molu eşit olduğuna göre hacim iki katına çıkar. Derişim yarıya iner. Yani kalsiyum nitrattan artık yeni çözeltiler elimde 0,1 molar. Sodyum nitrattan hacim iki katına çıktığı için yeni çözeltide derişimin yarıya iner. 0,2 molar olarak bulunur. Şimdi bana dedi ki nitrat iyonu derişimi 0,4 molardır. Arkadaşlar burada iyonlaştırıyorum. Kalsiyum 0,1. Nitrattan elimde 2 tane varmış. 2 mol varmış. O zaman 0,2 molar buradan geldi. Şimdi sodyuma geldim. Sodyum başlangıçta 0,2 molardı. O zaman katsayısı 1 olduğuna göre burada da gene 0,2 molar var elimde. Nitrata geldiğimde ise nitrattan gene elimde bir katsayısıyla olduğu için 0,2 molar olarak bulunacak. Şimdi diyor ki nitrat iyonu derişimi birincideki çözeltide 0,2 molar geldi. İkinci çözeltiden son çözeltiye artık 0,2 molar geldi. İkisini topladım 0,4 molar nitrat iyonu derişimi varmış. Toplam katyon derişimi yani pozitif yüklülerin derişimini soruyor. Buradaki pozitif yüklü olan kalsiyumum var. 0,1 molar. Sodyumum var. 0,2 molar. İkisini topladığımda 0,3 molarlık katyon derişimi vardır. Doğru. Arkadaşlar karışımın dibinde çökelek oluşur demiş. Hepsi suyun içerisinde iyonik halde çözündükleri için dibine çökelek oluşturmayacaktır. Yanlış oldu. Dibinde katısı olmayan doymuş şekerli su çözeltisine sabit sıcaklıkta su ekleyelim diyor. Hangileri doğrudur? Şeker mol sayısı değişmez. Arkadaşlar doymuş bir şekerli su vardı elimde. Üzerine su ekledim. Bakın şekerde bir değişim yok. O yüzden şekerin mol sayısı değişmez. İletkenlik azalır diyor. Eğer bu elimdeki şekerli su çözeltisi değil de tuzlu su çözeltisi olmuş olsaydı o zaman iletkenlik değişir diyecektim. Ama şekerli su çözeltisi zaten moleküler çözüldüğü için elektriği iletmeyecektir. O yüzden bunda iletkenlikte hiçbir değişim meydana gelmez. Derişimi azalır diyor. Şimdi molarite eşittir N bölü V. Bu çözeltinin içerisindeki çözünen maddenin molü sabit. Ama su ekledikçe hacmim arttı. O zaman derişimim azalacaktır. Kaynama noktası artar diyor arkadaşlar. Bakın burada hata yapabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken yer aslında burası. Dibinde katısı olmayan doymuş şekerli su diyor. Doymuşluk noktasında ve saf maddede
kaynama anında sıcaklık sabit kalırdı. Bu iki durumumuz önemliydi. Ancak eğer elimdeki madde doymamış çözeltiyse sıcaklığım sabit kalmaz, artarak giderdi. O zaman kaynama noktası sabit bir nokta değildir. Kaynama noktası artış gösterecektir. Arkadaşlar, burada dikkat ediyoruz. Aynı ortamda bulunan aşağıda verilen maddelerden hangisinin donma noktası en düşüktür diyor. Donma noktasının düşük olması demek ortamda en çok iyonun bulunması demektir. 0,1 molal şekerli su. Şeker yapıdaki yabancı madde, direkt 0,1 molal iyonlaşmadığı için. Sodyum kloruya geldim. 0,1 molar molal. Bundan 0,1, bundan 0,1. O zaman 0,2 molal madde bunda varmış. Şimdi 0,2 molal alüminyum nitrat diyor. Alüminyumdan 0,2, nitrattan 0,2 çarpı 3'ten 0,6 topladım. 0,8 molal bunda var. Alüminyum sülfata geldiğinde 0,2 molal demiş. Alüminyumdan 2 tane olduğu için 0,4 bundan geldi. Sülfattan da 0,6 geldi. Topladım, 1 molal iyon bunda var. Saf sudaysa donma noktasını düşürücü herhangi bir etki yoktur. O zaman donma noktası en düşük dediğine göre içerisinde en fazla miktarda iyon içeren D seçeneği olacak. Çözeltilerin koligatif özellikleri arasında denildiğinde arkadaşlar, buhar basınca düşmesi, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası düşmesi ifadeleri sayılacak. Şimdi bana dedi ki, elimde sodyum hidroksit var, su var. Bunların doymuş çözeltisi hazırlanıyor. Ve bu çözeltinin buhar basıncını bulmamı istiyor. Arkadaşlar, Rolle yasası aklımıza gelecek. Buhar basıncı deyince o zaman. Şimdi elimde ilk başta sodyumdan 1 mol olsa 40 gram olurdu. E şimdi 4 gram olduğuna göre sodyum hidroksitten 0,1 mol var. Suyun 1 mol olsa 18 gram olurdu. E 36 gram olduğuna göre bu sudan demek ki 2 mol var. O zaman çözeltinin buhar basıncı şöyle mi hesaplanırdı? Buhar basıncı azalmasını hesaplayalım. Buhar basıncı azalması diyelim. Şöyle. Önce elinizdeki maddenin mol kesrini yazın diyordu. Mol kesri de şu muydu? Maddenin molü bölü toplam mol. 2 mol de su vardı. O yüzden 2,1 diye yazdım. Çarpı diyordu. Suyun buhar basıncı, çözücünün buhar basıncı yani 42 demiş. Şunlar gitti. Sadeleştirdim. Arkadaşlar, buhar basıncındaki azalma 2 milimetre civaymış. Şimdi benim buhar basıncım ne kadardır diye sordum. Normalde çözücünün buhar basıncı 42. İçerisine eklediğim sodyum hidroksit 2 milimetre civa bunun buhar basıncının düşmesine sebep oluyormuş. Yani son durumdaki o zaman buhar basıncım demek ki arkadaşlar 40 milimetre civaya eşitmiş. Sıvı çözeltiler ile ilgili buhar basınçları sıcaklıkla artar dedi. Arkadaşlar, buhar basınçları sıcaklık arttıkça artış gösterir. İletkenlikleri iyon derişimi arttıkça artar, iyon derişimi ile azalmaz. Donma noktaları toplam iyon derişimi arttıkça azalır diyor. Evet, ortamda ne kadar çok iyon varsa donma noktasını bu düşürür, kaynama noktasında arkadaşlar yükseltir. O zaman bu doğru bir ifade. Bize yanlışı sorduğu için yalnız. Deniz seviyesinde bir alüminyum sülfat tuzu verilmiş. Bu 400 gram suda tamamen çözülüyormuş. Bu çözeltinin kaynama noktası kaç santigrat derecedir diye soruyor. Arkadaşlar, 1 mol alüminyum sülfat 342 gram mı? Şimdi benim elimdeki 684 olduğuna göre aslında bu iki katına çıkmış. Ama 684 değil de 68,4 demiş. Yani virgül atmış. O zaman elimde 0,2 mol var. 0,2 mol madde. Şimdi kaynama noktası yükselmesi, donma noktası düşmesi diyorsa biz burada maddenin molalitesine geçecektik. Yani maddenin içerisinde çözünen molünü kilogram cinsinden çözeltiye oranlayacağım, çözücünün miktarına. O zaman 0,2 mol maddem çözündü.
Ama ne kadar suda? 400 gram suda. O zaman ben bunu kilograma çevirirsem 0,4 olur mu? Bunları sadeleştirdim. 0,5 molal alüminyum sülfat var. O zaman alüminyum sülfatı iyonlaştırırsam. Alüminyum iyonu ve sülfat iyonu açığa çıkaracağım. Şimdi alüminyum sülfattan 0,5 molar varsa katsayısı 2 olandan 1 molal, 3 olandan da 1,5 molal içerecek. Yani son durumda artık elimde benim 2 molal madden mi var? 2 molal maddem kaynama noktasını ne kadar yükseltir diye bakıyorum. Yüz bir virgül üç diye geliyor. Şimdi yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Katı sıvı bileşenlerden oluşan çözeltilerin öz kütlesi çözücüsünden büyüktür diyor. Büyüktür dese doğru olacak ama bu düşük demiş. Katı sıvı bileşen çözeltilerin öz kütlesi çözücüsünden büyük. Niye? Öz kütle dediğim şey değiştiren bölümüne değil mi arkadaşlar? Hacim çözücünün belirlediği bir şey. Şimdi çözücünün içerisine ben bir çözünen ekledikçe hacim değişmeyecek ama kütlem ne olacak? Artış gösterecek. Kütlem artarsa öz kütlem artacak. Bu düşer demiş. Yanlış. Sıvı sıvı bileşen içeren çözeltilerin buhar basıncı rot yasasıyla hesaplanır. Doğru. Ozmoz olayı sıvılar arasındaki derişim eşitleninceye kadar, yani hidrostatik basınç eşit oluncaya kadar devam eder. O zaman bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.